En Üniversite Radyosu Radyo İletişim'de En Fal Altar Çeyre birliktesiniz. Bugünkü konuğum Serhan Arslan. Konuşayım mı? Mikrofonumdan ses geliyor mu? Şu an geliyor. Merhaba abi, ne haber? Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyidir baba, ne olsun. Sizli bizli konuşmazsak daha iyi olurum. Ben de buranın da öğrencisiydim bir dönem. O yüzden rahat olabiliriz. Anladım. İstersen insanlara beni tanıt. Serhan Arslan olarak bilmeyebilirler. Bence bunu sizin tanıtmanız daha iyi olabilir. Bana top at, ben her şeyi konuşayım diyorsun. Güzel. O zaman konuşacaksan ben de kulaklığımı takıyorum. Ah bak, mikrofonik bir ses. Ya ben Serhan Arslan, Kopil, Gudik isimli rolleri oynayan, Hayat Bilgisi'nden tanıdığınız, Cennet Mahallesi'nde rol alan, son zamanlarda bir tane ne derler, soğuk çay içeceği, değil mi? Soğuk çay reklamlarında rol alan, daha çok karakterleri tanınan, ismi daha fazla tanınmayan, magazine hiçbir mevzusu olmadığı için işiyle iştigal eden bir arkadaşınızın Vefa Lisesi'nden mezun, sonra da İstanbul Üniversitesi'nde de felsefe okumuş bir kardeşinizim. Peki neden İstanbul Üniversitesi ve neden felsefe? Bir önceki okula yakın olduğu için hemen geçeyim dedim yani. Vefa çünkü aşağısı. Evet. Ya felsefeyle ilgileniyordum ben. Ve İstanbul Üniversitesi'nde de ciddi güzel hocalar vardı. Oyunculuk okumak istemedim. Belki de bunu sormak istedim. Oyunculuk neden okumadın da 8 yaşından beri şehir tiyatrolarında oyunculuk yapıyorum çünkü. Oyunculuk okumak tercihinde değildim. Çünkü iyi bir lise yaşantım vardı. O lise yaşantımı üniversitede de bir değişik bir tat olsun diye felsefeyle bütünleştirdik. İyi oldu bence. Yurt dışında oyunculuğa dair bir şeyler yaptım. Ama kendini anlatmak ne zormuş ya. Değil mi? Yemin ediyorum başka bir şeyden bahsediyorum. Yani İstanbul Üniversitesi iyiydi. 11 sene sürdü. 2000 girişliyim. 2011 çıkışlıyım. Sağ olsunlar arkadaşlarım asistan oldu, hoca oldu. Hepsiyle bayağı o dönemi yaşadık yani. Benim birkaç dönem altım asistanım olmuştu artık yani devam ederken ben okula. Hocalarla süper geçindik. Harika deneyimlerim oldu yani. İyi ki burada okumuşum, iyi ki felsefede okumuşum. Hocalarımıza sevgiler, saygılar. Belki dinliyorlardır onlar da. O zaman ben size Gani Müjde diyorum. Biraz da ondan bahsedelim. Gani Müjde'yi tanımam ben. Gani Müjde derken nasıl? Kim ki? Gani abi işte 2003 yılından beri hayatımda olan, çok sevdiğim, gerçekten yani arkadaşım gibi olan, abim gibi olan, birçok projesinde yer aldığım, birçok projesine yardım ettiğim, oturup konuştuğumuz, birbirimize ilham verdiğimiz, beni de bu sektörle alakalı iyi işler yapmamı sağlayan, sevdiğim bir abim. Hala görüşmeye devam ediyoruz. Ve hayatımıza katmaya değer katmaya devam ediyoruz karşılıklı olarak. Ailece de görüştüğümüz. Gani abi, Gani yani. Buradan selamlar. Çok selamlar diyorsun. Yani, çok severim. O zaman biz biraz dinlenelim. Değerli dinleyicilerimize güzel bir şarkıyla. Kaç şarkı çalacaksın, kaç dakika beni dinleteceksin? Bakalım, onu daha tam hesaplamadım. Ben konuşurum baba. Beni çağırdın buralara bu kadar kadar. Metrolarla geldim sıcağı sıcağına. Konuşalım lütfen. Böyle fittidi fittidi çalacağına. Burada yok, biraz dinlenelim. Şey yapıyor muyuz Altar? İzleyici şeysi sorusu falan internet üzerinden. Onları yapabiliyorduk ama burada da internet çekmiyor. Çekmiyor, olsun. Soruyormuş gibi ya sen yeni bir soruyla falan devam eder. Ayşe soruyor şimdi şeyden, hukuktan Ayşe. İyi tamam o zaman şarkı dinleyelim. Şarkı dinleyelim, biraz dinlenelim, ondan tamam. Sonra yayınımıza devam edelim. Çok konuşacağız. O zaman değerli dinleyicilerim, sizi Roaring with the Tiger şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Dinleyince biraz böyle şaşıracaksınız. Rolling in the Deep ile Eye of the Tiger'ın birleşimi çok farklı bir... Kim söyledi? Pink mi söyledi bunu? Yok, Adele. Adele. Pink, orada kırmalı sesle zannettim ben Pink. Adele de gerçekten çok güzel bir ses ama bir türlü zayıflayamıyor.
gerçekten yüzü güzel, yüz güzeli dediğimiz klasmana giriyor kendisi. Genelde kızlarımız genelde bu klasmana girerler. Yüzüm güzel, o yüzden bırakayım kendimi. Neden squat yapayım ki? Yüzüm güzel derler. Sonra bir bakarız bir armut şeklini almış kızlar. Yapmayalım, spor yapalım. Lütfen biz de yapalım, erkekler de yapsın. Hep beraber spor yapalım. Adele de buradan çağrımız olsun. Aynen öyle. Evet, Altar'cığım dinliyorum. Şampen diyorum ben. Ne güzel ya, şampen diyorum ben. Ne demek? Ne demek bu şimdi şampen? Ne güzel. Ben de o zaman Tom Hanks. Diyorum, açıklayayım. Görüyorum, arttırıyorum. Onda bir şeyiniz varmış galiba, bir bağlantınız, bir eğitim geçmişiniz. Şampen emmi oğlu. Madonna. Biz kız tarafıydık Madonna ile evlenirken. Şampen biz kız tarafı, sola oturtmuşlardı bizi. Madonna'dan akrabalık geliyor. Göçmendir, Makedondur, Üsküp kökenlidir Madonna. Biz de o fırsatla tanışıyorduk kendisiyle. Ya bir tane bir şey vardı San Francisco'da, bir Actor Center diye bir workshop'tan biraz daha hallice bir sene boyuncaki bir program vardı. Faal aktörleri şey yapıyorlardı. Yani şey çalışmalar, oyunculuk çalışmaları falan filan muhabbetlerine gittik işte oraya. Şampen'le çalışacaksınız dediler. Ben çok inanmadım. Çünkü yani hadi bir oradan. Kandırılıyoruz diye düşündüm. Hakikaten bir gün geldi. San Francisco'da da burada olduğu gibi şey sigara içmek yasak içeride. Herkes dışarıda sigara içiyor. Hayatımda ilk defa Amerika'da, zaten bir sene kaldım. Amerika'da içeride sigara içen tek adam onu gördüm yani. Karizmasıyla kimse de bir şey diyemiyor. Öyle ilginç bir adamdı yani. Şey konuştuk. Nuri Bilge Ceylan'a ödül vermişlerdi. O senenin bir öncesinde. Üç maymuna o sırada jüri başındaydı. Onunla alakalı Türk sineması üzerine sohbetler ettik. Tabii workshoplarda yorumlar yaptı oyunlarımıza falan filan. Çok kalender bir insan. Gerçekten böyle şunu söyleyebilirim. Türkiye'de oyuncuyum, oyunculuğun üstadıyım, yıllarımı bu işe verdim diyen insanlardan zaten yani karşılaştırmamız çok mümkün değil, ama yaklaşım karşılaştırmamızı yaparsak eğer son derece rahat, relax, paylaşımcı, oyunculuğun kitabını ben yazdım demeyen, her türlü şekliyle oyunculuğun yapılabileceğini ve her türlü şekli açık olduğunu anlatan son derece mütevazi bir insandı. Bizim topraklarımızda çok alışık olmadığımız, ustalarımız sağ olsun, onlar çok alıştıramadılar bizi bu tavra. Hiç alışık olmadığım bir tavırdı yani. Şaşıp kaldım. O heyecan 10 dakika sonra gidiyor çünkü normal biri. Falan filan tripleri yok yani. İlginç geldi. Çok alışık olmadığımız bir tavır çünkü. Buradan da ustalarımıza selam olsun. Şöyle diyelim özetle, ben iyiyim demez ama söyletir gibi bir şey herhalde. Hiç öyle bir derdi yok, söyletme derdi de yok. Adamın yaşama derdi var. Yağmur ormanlarını kurtarayım, güzel bir akşam geçireyim. Oyunculukla alakalı da elimden ne geliyorsa yapayım. Ama yani bunun da kuralını ben koydum, yıllarımı verdim ben. Ben neyim ben demeyen, hayatı yaşamayı, hayatı seven bir adam yani. Çok ilginçti, o yüzden bana çok ilginç geldi. Bu kadar sene, ben 8 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. Bu kadar senelik deneyimimden sonra böylesine bir şeyle karşılaşmak çok zenginleştirdi beni. Çünkü geri döndüğünüzde ki sen olmuyorsun, sen de gitmişsin yurt dışında okumaya. Ben burada bütün dinleyen izleyicilere de, dinleyicilere de şeyi söyleyeyim. Yani yurt dışındaki deneyim güzel bir deneyim. Çünkü uzaktan bakmanızı sağlıyor birçok şeye. Dolayısıyla bana da böyle bir hoşluk kazandırdı. Evet. Şimdi topu bana attın herhalde. Evet artık yani. <Değil mi? gülüyor> Çürüdüm burada, konuş. Dün akşamdan da çok şey değilim çünkü. Evet, yani yorgunsun değil mi? Vallahi çok Altar'cığım. Yakın mıyım mikrofonu? Duyuluyorum değil mi? Duyuluyorsun. Evet. Evet, baktığım zaman Türkiye'de de önemli ödüller almışsın. Selim Naşit'in en başarılı genç oyuncusu ödülü ve Berlin Film Festivali'nde Berlin'de Talent Campus'e seçilen ilk oyuncu olmak. Şimdi evet. Nasıl bir duygu demeyeceğim ama hedefinde başka ödüller var mı abi? Böyle daha iyi şeyler falan, yoksa benim bunlarla ben yeter mi dersin? Benim hedefimde ödül hiçbir zaman olmadı. Ödülün
güzel bir şey olduğunu düşünüyorum ama yani hiç onu düşünerek bu işi yapmıyorum yani. Çünkü onun da bir matematiği var. Çok ilginç öyle yani. İşte Berlin Film Festivali'nde gördüm. Cannes'a gittik, orada da gördüm. Belli matematikler var abi. Belli noktalara dokunman lazım. Belli networkler yapman lazım. Belli bir hikayenin işlemen lazım ya da o hikayenin içinde bulunman lazım falan filan. Ve bu matematikler tak 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 yerleştirince, hepsine tik atınca böyle checkliste abi bakıyorsun oluyor. Yani tabii ki bunun dışındaki şeyleri de tenzih ediyorum ama genelde öyle. Ben değil oyunculuk, genel olarak hayatta mutlu olma hedefiyle yaşayan bir insanım. Mutlu olma ve mutlu etme, en azından küçük çevremi, başarabildiğim çevreyi. Dolayısıyla yani ödül olabilir. Yani aldığım ödüllerin hiçbirisi beni etkilemedi. Annem seviyor öyle, evde tutuyor, saklıyor falan filan koyuyor. Tozunu aldırıyor. sağ olsun. Ondan sonra öyle bir şey var yani. Süper. Yönetmenlik deneyimin de olmuş. Evet, yönetmenlik. Bir senaryo yazıp yönettim. Kendime iyi bak diye bir film. İşte iki sene oldu galiba. 2014'te vizyondaydı, öyle hatırlıyorum. O da güzel bir deneyimdi kendi içimde. Kendi hikayemi anlatabildiğim ilk işte Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Begüm Birgelen başrollerini oynadı. Ondan sonra kendimden bahsederken kameraya hiç bakamıyorum. Ondan sonra güzel bir deneyimdi yani. Hala internette fan boyları var böyle filmden bahsediyor. Nasıl ağladık, nasıl hüzünlü bir hikaye falan şeklinde. Güzel şeyler bunları duymak. Çünkü bana göre oyunculuk, çok ağır konuşacağım ama şimdi bitireyim de kurtulayım. Bana göre oyunculuk bir şey icra etme durumu abi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani oyunculuk bir sanatçılık performansı değil. Ben böyle düşünüyorum. Biz sanatçı değiliz yani, icracıyız. Yani bence sanatçılık unsuru bir şeyi ürettiğin zaman ortaya çıkıyor. Bir şeyi var ettiğin zaman ortaya çıkıyor, sanat eserini. Dolayısıyla oyuncunun bir metni var. Tıpkı bir keman konçertosunu çalacak kemancı abi gibi ya da piyanist abla gibi. Dolayısıyla bu icrayı tekste bağlı kalarak sen yönlendiriyorsun. Tabii ki yorumunu katıyorsun ama bu bir performans durumu, bir icra durumu bence. Dolayısıyla yıllardır bu icracılığı yaparken sanatla alakalı bir şey üretmek hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bu benim hayalimdi baştan sona. Bizim hayalimizdi ve aynı zamanda var ettik bunu. Bir film ortaya çıkardık. Bu da galiba böyle içime dokunan, sinen şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü ondan önce insanların dünyasını canlandıran ve icra eden bir adamken böyle bir deneyimim olmuş oldu. Zordu herhalde değil mi? Zordu abi. Prodüksiyonu falan da biz yaptık. Oo. Zorluydu yani hakikaten. Yani çünkü o setlere girdiğim için biliyorum. Ya artık kafada böyle şey kalmıyor, saç kalmıyor şey tabii yapmaktan. Ya çok zor ya. Zor zor. Ben de saatlerce çalışıyorum abi. Kafam gidiyor benim bir nerede şeyden çalışıyorsun sonra. Bu şey vardı, Yeni Hayat projesi vardı. Okul dışında ben çalıştım. Reji yapıyorsun. Reji değil, sesçi. Süper. Ben sesçiyim abi normalde. Süper. İşte sound mixing'de asistanlık yapıyorum. Şimdi yeni bir film şirketiyle anlaşacağız bakalım. Yeniden bir proje var ama çok zor abi. Zor zor. Ama yani ortaya bir şey koyunca güzel oluyor. Ders ortalaman kaç? Altar. Ders ortalamam çok iyi. Not ortalamam da bunları falan pek konuşmasak daha peki, iyi. Peki Altar, şunu sormak istiyorum. Radyoculuk okulda bir sükse kazandırdı mı? Yani kızlar vay Altar geçiyor falan filan, beni de yayına alsana gibilerinden sorular sordular mı? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim hani... Ekmeğini yedin mi Altar? Gerçekleri yok ondan konuşalım. Ekmeğini yemem ama ben zaten sevdiğim bir kız var, onunla zaten devam ediyorum. Hiç öyle başkasına gibi toplamam mı? Altar çok korktu. Korkmadım abi ya, gerçeği bu çünkü ne yapayım abi ben öyle. Ne kadar zamandır berabersiniz? Ya çok uzun zamandır değil tabii. Ne kadar oldu? Ya işte bir ay falan oldu. Oo baba. Ne bir sene demeyeceğim tabii ama ondan önce girdin ki Altar. Yani alnından öperim helalimsin gibi girdin yani mevzuya, bir ay dedin ondan sonra baba. Abi ciddi alarak başlayacaksın yoksa oho o zaman bir hafta full gidersin. Nerede okuyor? Burada mı okuyor? Nerede? Abi o kadarını da söylemeyeyim şimdi ya. Bitirdin beni, terlemeye başlayacağım artık.
Güzel güzel. O zaman yengemize de buradan selamlar. Hiç merak etmesin, yayın dinliyorsa burada 76 erkek. Bir tane kız sinek girmiyor, internet çekmiyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir şansımız yok şu anda. Hiçbir süksemiz yok. Herhalde ben geldim diye. Yoksa daha önceki konuklar da gelmişlerdir. Tabii, diye tabii. Düşünüyorum. Evet. Hatta sana çok güzel bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar benim tek kadın konuğum Ece Üner. Onu da zaten Rahime ile birlikte sundum. Yani baş başa aldım. Hepsi erkek abi. Hiç kadın yok ya. Ece Üner kim ki? Haber spikeri. Ha, bakarız internetin çektiği bir yerden. Şey yapamadım şimdi. Şimdi biraz konumuzu değiştirelim. Yoksa sen beni burada sıkıştıracaksın. Tamam, değiştir. Bence. Tamam. Abi benim çocukluğum Harry Potter'la işte Ninja Turtles, Garfield gibi filmleri izleyerek geçti baktığımız zaman. Ve burada işte Harry Potter'daki Freddy ve George Weasley, Ninja Turtles'daki Michelangelo ya da Garfield'daki Roger. Bunların seslendirmesi sana aitmiş herhalde. Evet, bana ait. Bunların seslendirmesi bana ait abi. Güzel bir deneyim. Yani bence ben de Ninja Kaplumbağaları dinleyerek büyüdüm mesela. İzleyerek büyüdüm. Çok güzeldi. Hele en sevdiğim karakteri seslendirmek mesela. Benim mesela bak, benim için ödül ödül diyorsun ya. Hı-hı. Benim için en büyük ödül oydu. Michelangelo'yu filminde seslendirmek. Vallahi billahi ben böyle mutlu olmadım hiçbir zaman yani. Harry Potter'ı çok anlamıyordum. Harry Potter biraz sizin döneminizin kahramanları. Ben biraz daha yaşlı kalıyorum o işlere. Bir de orta dünyalar, morta dünyalar çok aklım almıyor öyle şeyleri. Ben hala böyle şey, alışılageldik bilinen hikayelerin peşindeyim. Böyle İkinci Dünya Savaşı, insan ilişkileri, Woody Allen'lar falan filan. Orta dünyalar falan filan beni pek sarmıyor. Zorluyorum kendimi anlamak için. Şimdi mesela şu şey var ya. Ne 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 ne. Lord of the Rings, Rings değil, hayır. Değil. Game of Thrones. Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones'u izlemek için kastım. Yok, olmuyor. Bir yere kadar geliyorum. Çok sıkılıyorum böyle. Ondan sonra daha böyle şehirli şeyleri tercih ediyorum. Ama insanlar çok şaşırıyorlardı bu Harry Potter'ı konuştuğumu duyunca. Harry Potter'daki ikizlerin ikisini de ben konuşuyorum. İkisini birden nasıl konuşabilirim ya? Ben de ses değiştirmeyi denedim ilk başta. Bizim ses yönetmenimiz dedi ki, böyle basıyor da konuşuyor. Ya uğraşma ya dedi, ikisi de aynı ses tonu, bak dinle dedi. Hakikaten ikisi de aynı ses tonu. Zaten birini konuşunca öbürünü konuşurken mutlaka bir ince bir tını farkı oluyor. İster istemez. Dolayısıyla o onların işine yarıyordu yani. Bayağı konuştum, hatta tanıştım abilerle. Geldiler kanyonda bir tane çekik kız hangisi? Çekik olan bir filmde Harry çekik kıza yazıyor. Ya dur onu biliyordum ben. Japon gibi hatun. Tamam biliyorum onu evet. O geldi. Bir de ikiz geldi. Ondan sonra onların yanına gittim ben. IW dedim. Öyle dedim yani. Dedim ki sizin dub'ınızı biz yaptık dedim. Ondan sonra onlar çok anlamadılar tabii. Biraz soğuk davrandılar. Ben İngilizliklerini verdim. Ondan sonra beraber falan filmi izledik. Ama yine açmadı beni yani. Hani süpürgeler, uçmalar, kaçmalar. Bir kere çok karanlık. Salon filmi istiyorum ben. Aydınlık, ferah, rahat, ferah, feza şeyler olsun. Oradan kaçtı, oradan uçtu. Ya ben şunu şey yapamıyorum. Belki hakikaten yaşlılık bu. Star Wars'u seyretmedim baba. Gerçeği söyleyeyim mi? Hadi ya. İzledim. Abi seyredilmez mi ama? Yok izlemedim. Olmuyor. Seni etkileyen hangisi peki abi? Ben kaçın, şu an çok merak ettim. Kaçın kaçta başladığını. Hani öyle, kaçta başlıyor? Bir tanesi bir şeyde başlıyor. Kaçla kaç arası? Ondan geriye gidiyor. Ondan geriye mi gidiyor? Sondan geriye gidiyor. 19 Star Wars başlıyor. Yani baba bilmiyorum yani. Ben daha dünyevi problemleri çözemediğimize inanıyorum. Ben öyle uzaylılar falan filan. Yani bilmiyorum ki. Belki de çok sıkıcı bir tanımlama bu ama beni etkileyen şeyler daha çok böyle yerel hikayeler. Abbas Kiarostami diye bir abi var mesela. Sinema okuyan arkadaşlarımız bilir. İranlı. Ondan sonra Woody Allen'ı söylemiştim zaten. Ne bileyim Balkan hikayeleri. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar. Ya da işte günümüzde yaşananlar, yaşanan acılarla alakalı ya da mutluluklarla alakalı. Yani insan öznesi neyse beni o etkiliyor. Çünkü öyle. Uçmalı kaçmalı. Uçmalı kaçmalılardan araba yarışlılarını seviyorum. Sen daha çok gerçekçi takılıyorsun. Evet abi. Evet.
aklım almıyor. Şimdi bunu da şimdi onu da takip ediyorum. Fanboyuyum falan filan demenin manası yok. Star Wars'un çok ekmeği yenir hala. Ekmeğini yiyen yani arkadaşlarımız vardır. Saygımız sonsuz. Bir de Küçük Prens'in yıllar bir yılı ekmeğini yiyen arkadaşlarımız da vardı. Onlara da lanetlerimiz yok. Ne ekmek yediler? Küçük Prens'ten ne ekmek yediler? Peki abi ben şunu fark ediyorum. Mesela seslendirmeyle ilgili. Evet. Bir tiyatrocu bir şey seslendirdiği zaman normal modamod seslendirir arasında çok büyük bir fark oluyor. Tabii. Fark ediliyor. Ve siz onu seslendirirken oynuyor musunuz? Kafanızda yine. Ben abi öyle başladım mevzuya. Ben şimdi ayağa kalkıyordum. Bak şimdi böyle. İlk dublajım kaldır kamerayı. İlk dublajım şöyleydi böyle. Bir şey canlandırıyorum böyle. Şöyle olmasını istiyorum. Ses tonu böyle ama ayağımı da yere basıyormuşum, tamam mı? Şey dediler böyle, bastı herif, dublaj yönetmeni. Sen her şey çok yolunda ama ayak sesi alıyoruz, dur dedi yani. Hani bende öyle bir şey ama bazı büyük abilerimiz var. Gerçekten yani mesela Köksal Engür ya da işte Özkan abi, Özkan Uğur. Yani bu sesler kendilerini hem kontrol edip hem de aynı zamanda çok güzel performanslar sergiliyorlar. Ama biz ve bizim gibi dublaj yapan insanlar böyle voice over olarak da konuşmak bize zor geliyor. Onu konuşuyorduk geçenlerde Özkan abiyle. Yani bize sıkıcı geliyor böyle işte Türkiye'nin yarınları için bize falan filan böyle. Bu evet. Sesler mutlaka oynayasın geliyor böyle. Ama dediğin gibi bir şeyleri oynarken, daha işte adı üstünde oynuyorum yani, seslendirme yaparken öyle bir durumum var yani, hissederek yapmayı tercih ediyorum. Başka türlü de olmuyor zaten yani, hani yüzüm asıkken neşeli bir karakteri konuşamıyorum hiçbir zaman. Dolayısıyla öyle. Anladım. Çocukları çok seviyorsun herhalde, bir anaokulu açmışsın. Açtım, kapadım. 8 sene falan işlettik. Annem İngilizce öğretmeni benim. Hatta o da İstanbul Üniversitesi'nden mezun. Çok güzel bir deneyimdi bizim için. Annem istiyordu böyle bir şeyi. Ben de drama derslerine girdim ama bu yorucu ve çok sorumluluk isteyen. 8-9 sene çok güzel, hiçbir dertsiz, tasasız, problemsiz, insanların memnun olduğu şekilde yürüttük. Sonra annem bu işle alakalı yorulduğunu hissettim ben. Çünkü bütün büyük annemin omuzlarındaydı. Dolayısıyla öyle bir emeklilik dönemi, daha kendine bakan, daha kendiyle ilgilenen bir dönem yaşamasını istedim. Dolayısıyla bu güzel bir hikaye olarak kaldı. Ama yani çocukları seviyoruz. Senelerdir çocuk programı yapıyorum. Hala yapıyorum çocuklarla alakalı program. Belki de o yüzden çocuk yapmayacağım. Çünkü yani 99 yılından beri hayatımda çocuklar var, yeğenim var, Can çok güzel davul çalıyor, o da rockçı olacak herhalde. Yani çok seviyorum, çocuklarla ilişkimi çok seviyorum yani. Çünkü bence insanın bir üst modeli, saygı duymak lazım sevgiden önce, dinlemek lazım onları. Çünkü onlarda bambaşka bir dünya var, senin uzaktan yakından yakalayamayacağın. Yani işte iPhone'un sen 3'üsün, o 5'i. Yani o yüzden yani uğraşmaya ve laf dinletmeye çalışmaktan daha onların izinden gitmek bence çok daha mantıklı. Yani neler yaşıyorlar abi yani, bizim işte Can benim 13, 14, 15 yaşında yaşadığımı 7 yaşında yaşıyor adam yani. Dolayısıyla çok öğreneceğimiz şeyler var onlardan. Çocuk güzel şey. Can'la ilgili bir tane sizin bir oyununuz vardı. Ben Instagram'da görmüştüm onu. Pie Face diye böyle. Pie onu herkese face. Tavsiye ederim. Ya. Eğlendin mi abi ondan? Çok eğlendim ya. Ben onu önerdim ona. Yoksa onu gösterdim ben Can'a. Onun videosu vardı komikli. Videolar arasında Facebook'ta. Dedim ki bak bunu dedim ne güzel olur falan filan. O da babasına aldırmış. Hemen getirdi bize. Yapıştırdı suratımıza. Çok eğlenceliydi yani. Ben seviyorum ya. Yani hiçbir zaman kendimi kasan bir adam olmadım. Ve her zaman da çocukta çocuk olmayı bildim. Bence bu fırsatı kaçırmamak lazım yani. O yüzden severim yani. Her türlü maymunluk. Açığızdır maymunluklara. Maymunluk demeyeyim de çok eğlenceli bir adamsın yani görüldüğü zaman. Yok ya yani Peki teşekkür ederim. Mary karakteri nereden çıktı abi? Daha demin bak yayına girmeden önce de Mary'le ilgili bir şey yaptın. O nereden çıktı abi?
Ben Snapchat'i yeni öğreniyorum. Vallahi çok zor ama sağa sola kaydır, öyle bir şey yap falan filan. Yeni öğrenirken orada yüzde şey oluyor, yüz tanıma sonucunda bir şey değiştiriyorsun ya bütün kızların. Bütün kızı artık şeyden vazgeçsinler abi, köpek yapmaktan. Değil mi ya, o dili çıkarıyor ya, nefret evet ediyorum. Abi. Ben hiç yapmadım, yapmayacağım sayenizde. Ondan yani. Sonra o köpekten bir vazgeçelim, bir de taç var. Gözü renkli taç. Öyle çiçeklerle bezenmiş bir taç şeysi. Onu da yapmayalım lütfen, çok ayıp artık. Bu arada o sırada koca gözlü bir şey geldi böyle, denk geldi. O koca gözlü adama böyle bir şive gibi bir şey yaptım. Böyle insanlar beğeniyorlar. Ben eğleniyorum yani. Sosyal medyada bazı çalışmalarımız da oldu. Bir tane Serhan ve Sedef diye bir projemiz oldu. Sosyal medyada yeni bir şeyler yapmayı istiyorum. Çünkü güzel bir mecra. Hemen yapıyorsun. Birilerini ikna etme gibi bir durumun yok. Tak diye yaparak koyuyorsun. Çok ciddi bir prodüksiyon istemiyor. Bu senin radyo programına konuk olmadan önce de bizim kafamızda şey vardı. Onda yayından önce sordum sana. İşte internet radyoculuğu, radyoda neler anlatılabilir falan. Çünkü anlatacak şey var. O yüzden böyle bu mecralar önemli diye düşünüyorum. Çünkü özellikle internet televizyonun ilerleyen zamanlardaki sonunu hazırlıyor. Artık bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla yeni mecralara doğru kaymamız lazım. Ve bu yeni mecralar bizim anlatabileceğimiz hikayelerin çok daha böyle önünü açıyor. Çok daha derin ve açık fikirli şeyler üretebiliyoruz. Ve bunun karşılığında hiçbir ne derler, sınır ya da engel, aynı zamanda da prodüksiyonel manada da problem yaşamadan zart diye yapabiliyoruz bunları. Yeter ki karşılığını bulabilirim. Sen karşılığımızı bulabildiğimizi düşünüyor musun şey olarak? Ya açıkçası şöyle, birçok radyocu şey diyor. Abi radyo bitti ya. Radyo artık dinlemiyorlar. Abi sen yeni jenerasyonu oynamazsan hiç kimse onu dinlemez ki. Yeni jenerasyon olacaksın. İşte bak, videoya çektireceksin. Ne bileyim, evet. Instagram'ın üstünden reklam yapacaksın. Oradan izleteceksin. Farklı farklı şeyler bulacaksın. İnsanlar mesela yolda giderken hep kendi playlistlerini oluşturuyor. Tutup da şey yapmıyorlar. Müzik listesi yerine bir radyo açmıyorlar. Açmıyorlar. Aynen öyle. Yani çok konuşan, ben bilmiyorum ya, ben konuşmalı radyoları da seviyorum aslında. Güzel, hı-hı, güzel işler oluyor mesela. Haber, yaşlanıyor muyum ben ya? Haber radyolarını seviyorum. Vallahi seviyorum. Mesela goy goy, futbol goy goy radyolarını seviyorum. Yani müzik değil de böyle arabada, özellikle arabada olduğum zamanlarda goy goy yapılsın istiyorum. Ama yani o goy goy şey olsun istiyorum yani. Komik olmaya çalışan, arkada kahkaha efektli programlar, ne şakalar, ne komiklik yapıyoruz ya biz falan değil yani. Onu istemiyorum yani. Hakikaten saçma sapan beyin boşaltıcı şeyler dinlemeyi tercih ediyorum yani. Güzel yani. Bir şarkı çalalım mı? Çalalım, yoruldum. Ben de yoruldum ya. Vallahi bak, insanlar bir şarkı dinlesin ya. Değil mi ya? Ne çalacaksın? Eva Simons, Hey Policeman var ya. Hey Mr. Policeman. Hey Mr. Policeman, I don't want your body. I don't know. Ti 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 ti. Çok seksi. Ve veriyorum şarkıyı. Çok seksi bir şarkı geliyor sevgili dinleyiciler. Paçappa disk diye girdik, gördün mü? Paçappa disk, paçappa disk. Çok güzel şarkılar gerçekten. Ya süper yapıyorlar abi. Gerçekten prodüksiyonları çok sağlam ya. Bakıldığı zaman. Niye prodüksiyonları sağlam? Yani bizi pompaladıkları için mi her taraftan şarkıyı? O mu prodüksiyon yoksa müzikalite prodüksiyon? Müzikalite abi, müzikalite. Nerede müzikalite var? Fato, bence yok. Abi bakma, kusura bakma ya. Yani. Abi bakma öyle. Gerçekten iyiler. Yani bakıldığı zaman yeni jenerasyon böyle ama. Yani yeni insanlar hep böyle böyle. Tabii. Bizim gibi Rolling Stones dinlemiyorlar abi. Yani. Benim evet, benim arkadaşım Özgür diye bir arkadaşım var. Özgür Baltutan. O da SoundCloud'da. DJ arkadaşlarım var. Bir tanesinin bir kulübü var bununla alakalı. Dubstep yapıyorlar. Can da var. Can Ergun. O da çok önemli müzisyen. Onların müziklerinden çok anlamasam da güzel müzikler yapıyorlar yani. Dinlediğim zaman hoşuma gidiyor. Ama yani şey... Yine sana de, hitap etmiyor mu pek? Öyle diyorsun herhalde. Ediyor aslında. Ediyor. Ama biz biraz daha eski kaldık tabii yani. Oasis dinliyorduk biz. Ondan sonra Green Day dinliyorduk. Solistine de biraz benzerim, çok ekmek elimden. Değil mi? Evet. Billy Joe. Evet, Billy'ye benziyoruz. Evet. Billy Joe'nun şişko haliymiş.
Yok abi. Ondan sonra şey Offspring falan söylerdik. Bizim bir grubumuz vardı. Orada onları söylerdik. Şimdi onlar bizim için daha güzel şeyler ama yeniliğe kapalı değilim yani. Zorluyorum kendimi. O da onları da dinleyebiliyorum yani. Güzel. Green Day iyi bir grup ya. Ben onu çok takip ettim. Çok severim. Tabii. Hatta bu The Simpsons şarkısının jenerini de Green Day yapmıştır. Yani öyle mi? Olabilir evet. Hani na 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 na. Var ya evet oradaki var. O hey 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 diyen biri. Hadi ya. Hatta The Simpsons'ın filmi var abi. Şey animasyon filminde orada Green Day çıkıyor ya sahneye. Sürekli dağ 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 diye. En son artık şu şarkıya geçeceğiz diye. İnsanlar onları taşlıyor falan böyle. Ha onu bilmiyorum. Ya Simpsons'ı çok. Ben çok seviyorum daha, abi. Ben daha çok South Park'çıyım. Artık zaten Family Guy'cıyım yani. O da zaten çok uzun zaman oldu. Simpsons'lar da güzeldi bir dönem ama. Şey gibi her şeyin bir zamanı var yani. Evet. Dolayısıyla Simpsons'ları da şey seviyoruz ama bir South Park ya da Family Guy kadar değil bence. South Park birazcık da ağırdı bir de çok gece geç saatlerde çıkıyordu. Evet Simpsons'lar yani şimdi değildi. South Park Simpsons'lardan daha eğlenceli ama daha az vizyonu olan yani daha az böyle çizimlerini çok beğenmediğimiz bir şeydi ama Family Guy bunların ikisini birleştirdi ve çok güzel bir şey yaptı. Gerçi o Kanadalı abi neydi onun ismi, o yaratıcısı? Sonra yaptığı filmler falan olmadı bence. Olmadı evet. Ted'ler, Med'ler falan filan. Yani bence olmadı. Family Guy iyi. Family Guy iyiydi. Başka ne izliyorsun sen dizimizi? Dizi olarak ne izliyorum? Abi şu aralar hiçbir şey izlemiyorum biliyor musun? Full müziklerin kliplerini izliyorum artık. Sürekli Allah Allah. Müzik dinlemek istiyorum çünkü DJ'lik de yapıyorum ben. Nerede? Nerede? En son işte Taksim'de çıktık Narpera'da. Çok ondan güzel. Önce böyle ufak arkadaşların mekanlarında çıkıyorum ama sürekli bir yerde çıktım yok. Sürekli bir yerde çıkamam çünkü sürekli işim var. Evet, yani hani onu ayarlamam çok zor. Arada öyle çıkıyorum diyorsun. Arada öyle çıkıyorum işte farklı şeyler çalıyorum. Ne bileyim işte şarkıları birleştiriyorum. Ama baktığım zaman dizilerden benim aklımda kalan ne var? Sürekli takip ettiğim işte The Simpsons var. İşte Family Guy'ı izliyorum. Onun dışında Game of Thrones izlerim. Hayır izlemedim abi onları izlemiyorum. Şimdi yanlış anlamasınlar ama onlar da izlenmiyor abi ya. Güzel yani evet. Ben de zaten televizyon yok abi. Gerçekleri yansıtayım ben. Gerçekleri yansıtırken aynı zamanda bilgisayardan televizyona yansıtıyorum. ve öyle izliyorum. Dolayısıyla genelde izlediğim bir tane Curb Your Enthusiasm diye bir dizi var. Onu izliyorum. Ondan sonra New Girl diye bir şey var. Zoe Deschanel diye bir şey vardı ya. Bir şey ne demek lan? Bir hanımefendi. Bir hanımefendi. Ondan sonra onu izliyorum. Başka ne izliyorum? Breaking Bad bitti. Çok mutsuz oldum tabii. Onun yerine Narcos. Narcos'u izledin mi sen? Narcos. Sen izledin mi? Abi nedir o ya öyle? Şey Escobar'ın hayat hikayesi. Bitti değil mi o? Bitti çok üzüldüm. Zırt diye bitti. Bir de şey öneriyorum. Çok güzel BBC'nin bir dizisi var. 3 bölümlük böyle bir sezonda 3 bölümlük. Black Mirror diye bir dizi. Bilir misiniz onu? Çok güzel abi o da. Onu da. Şeyleri izledin şimdi peki CSI tavsiye. Falan onları izledin mi? Yok. O kesmeli Nip Tuck'ı seyrettim. Şey burun düzeltme, şey düzeltme, vücut düzeltme. Onlar güzeldi ama o da çok sarmadı yani beni. CSI Miami, CSI öbürü neydi? NCIS var. Yok ben onları anlamadım. Ne anlatılıyor orada? Abi işte oradaki o var ya böyle New York'ta falan görmüşsündür. Hani giderken böyle olay bir şey olduğu zaman oraya sarı bir çizgiyle çekerler ya. İşte evet, olay crime inceleme. Scene. İşte o. Lanet olası federaller dostum. aynen öyle. Lanet olsun. Kendime bir şeyler koyacağım. Sen de üzerine rahat bir şeyler al. Ya tabii ki de o bizim seslendirmecilerimizin biraz şey yapması. Evet, yoksa abi o neden oluyor biliyor musun? Bak onu anlatayım size. Şimdi zaman yok. Zaman düşer ellerimden. Zaman yok abi. Tamam mı? Herif görüyor ve prova yapmıyor. Zaman yok çünkü. Ve bir filmi hızlıca bitirmesi lazım. Türkiye'deki dublaj sanatçıları çok yetenekliler bu arada. Dünya üzerinde karşılaştırdığımız zaman. Polonyalılar falan. Polonya'da bir adam konuşuyor herkese. Kadın mesela konuşuyor böyle. Böyle bir şey.
Dırışkın mırışkın dırışkın. Herife dönüyor. Herif yine aynı adam falan. Böyle bir testlendirme şeyleri var dünya üzerinde. Yokluğu var. Bizimkiler çok iyi gerçekten. Ama zaman olmadığı için mesela görüntü akıyor ve ağız oturmuyor. Mesela şey... Bu akşam kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum ama ama bitmiyor tamam mı? Ama ne bileyim işte biraz dans etsek sanki daha iyi olacak ne dersin falan diye böyle böyle şeyler yaşanıyor. Tabii bunları biraz abartarak söyledim ama yani o yüzden böyle bir durum var. O şey dalga geçiyoruz falan ama güzel işler yapıyorlar abi hakikaten yani. Bununla ilgili benim sevdiğim biri var. Kadının adını unuttum ama izlerseniz YouTube'dan görebilirsiniz. Bu The Simpsons'ta Bart var ya abi. Çok evet. Farklı bir sesi var. Onu kadın seslendiriyor. Ha. Ve kadın çok güzel seslendiriyor. Çok farklı bir sese çıkıyor. Normal bizimle konuşurken bir anda Bart'ın sesi geliyor falan böyle. Aynen. Yok daha farklı. Çok tamam. Farklı bir sesi var ya. Evet. Güzel. Hadi konuyu değiştirelim. Tamam. Longboard. Nasıl başladı sen? Longboard çok yapmıyorum ya. Bu nasıl başladı falan. Sanki longboard'da inmiyormuş gibi söylüyorsun. Yaşımız bir kere müsait değil. Dün kaymışsın. Dün kaydım. Yani yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü bence dengeli bir alet kaykaya göre. Kaykay yapıyordum. Ayağımı çok fena burktum. Ama şimdi longboard'u deniyorum. Sen de öğreteceksin inşallah. Bir longboard alırız. Alırız tabii. Ben bu programa longboard karşılığında geldiğimi biliyorum. Nerede longboard? O hazır olacak ama şimdi longboard'un da tarzı var. Cruiser var, downhill kaykayları var. Bir yere yakın olsun. Ayak burkmadan. Yere yakın olsun. Bir de böyle sağa sola en fazla yayılanan ne oluyor? Cruiser mı oluyor? Slalom kaykayları abi. Onlar da hatta ufak oluyor. Hayır onu istemiyorum. Geniş olsun, sağa sola yatsın. Yavaş olsun. Ha bendekinden istiyorsun. Loaded tarzı böyle. Çok büyük dancing gibi böyle ufak evet, ufak. Evet kızlar gibi. Dans ediyorlardı Barcelona'da. Üzerinde evet. Dans ediyor. Hem kayıyor hem dans ediyor abi. O nasıl aslında çok abi. Zor bir şey değil abi. Öğretirim sana da bizde çok güzel durmuyor biliyor musun? Bizde durmaz. Bizde durmaz. Duranda durur. O çok böyle estetik açıdan çok güzel durmuyor abi. Bir de şimdi rahat dans edemiyoruz ya. Bir de değişik şey uğraşıyoruz. Çok kötü oluyor ya. Dans ettin sen yani. Ben ediyorum abi. Ama bak oradaki o dans mantığını biliyor musun? Maltepe'de dans ediyorum diyorsun. İyi helal olsun. Ama bak o dansın şöyle bir şey var. Şimdi şöyle düşünme. Dansı estetik açıdan dans ediyorsun ya. Evet. Oradaki amaç şu hız kazanmak. Ben mesela adım atmadan dans ederek full böyle bir saat gidebiliyorum. Tamam bir saat gitmiyorum. 10 dakika gidiyorum. Tamam bir saat abartı oldu. Yokuş aşağı gidersen bir saat gider de. İnsanlar beni görmüyor diye sallıyorum diyor radyoda. Hayır adam YouTube'da videom var. Videom da var. Bir dakika hayır öyle bir şey yok abi. YouTube'da kanalın var mı? İsmini... Kanalım yok. Kanalım yok. Videoları atıyorsun. Nereden atıyorsun? Biz bir tane arkadaşımızın sitesi var oradan atıyoruz. Niye sen de aç kendine site? Ben çok üşendim. Kira mı istiyorlar? Yo çok üşendim onu biliyor musun? Olur düşünüyorum ben de bu yaz ya. Lütfen açalım. Sitemizi açalım. Önemli işler bunlar. Para falan ne getiriyormuş bildiğin kadarıyla? Tabii para. Çok, YouTube'da çok büyük para var ya. Yok abi gerçekten var ama ya YouTube'da. YouTube'da bir şeyleri çok izlenmesi için ya şey oyuncak kutusu açacaksın ya da Minecraft oynayacaksın. Tamam mı? Minecraft oynayacaksın baba. Abi, ben anlamıyorum. Hiç oynamadım oynamam da. Ben oynamadım zaten. Benim zaten oyunla alakalı ilişkim de sadece futbol. FIFA, köşeye giderim, orta yaparım, kafayla pis golümü atar, defansımı yaparım. Futbolda ve de Street Fighter ve de Final Fight bunları oynuyorum. Dolayısıyla internete de hiç hitap etmiyor bunlar. Ama Minecraft baba, internetten para kazanacaksan Minecraft. Bir de makyaj şeyleri çok önemli. Makyaj sırları, yemek sitesi, ondan sonra bir de bir şeyin 10 hali. Güneş gözlüğünün 10 kullanılan hali, defteri nasıl kullanırız, sevgiliden ayrılmanın 10 örneği falan diye 10 tane bir şeyler yapacaksın ki insanlar onu seyretsinler şeklinde. Ha bir de şakalar, sulu şakalar, şeyler insanlara da göre böyle. Değil mi? Sen çok doğmuşsun abi bu konuda ya değil mi? bir de şey yapacaksın, dünyanın en böyle işe yaramaz deneyleri. Kolayı ısıttık, içine de telefonu koyduk, acaba neler olacak? Bunları da yapacaksın ki milyon tık al gerçekten. 0-7 yaş arasındaki tıkların 76 milyon olsun. İsmini de hop dedik koy. Ya da işte ne oldu de,
vay be de falan filan böyle isimleri koy. Aynen. Çok güzel internette şey yaparsın. Ha ama bu seni mental olarak nereye sürükler onu bilmiyoruz. Tabii kolayı ısıt ısıt artık beyin kendinden geçer. Olmaz. Olmaz. Arkadaşım bana şunu söylüyordu ya, Altar kendine bir YouTube kanalı aç ve YouTube kanalında bu longboard'u nasıl yaptığını anlat. Olur, o da olur. Çok mantıklı geldi bana da, onu evet. Düşünüyordum ben yazın. Çünkü şöyle bir şey var, mesela Caddebostan'dan ben sürekli kaykay sürüyorum. Evet. Ve şunu fark ediyorum, karşıdan bir bisikletli geliyor, buradan da bir bisikletli geliyor. Karşılaştıkları zaman selamlaşmıyorlar. Hiçbir bisikletli selamlaşmaz, eminim. Bizde hiç kimse selamlaşmaz ki. Ama kaykaycı da selamlaşıyor abi. Kaykaycı da selamlaşıyor. Evet, wow. Ben mesela giderken kaykaycı beni yapıyor falan böyle. Tutuyor mesela, abi nasıl yapıyorsun? Hareket var mı? Bak kaykayın güzelmiş, deneyebilir miyim? Sen kimsin gibi böyle bir seni grup oluşturuyor. Seni dans ederken gördüğü için bir yakınlık hissetmesin. Yok abi ya, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şey, güzel abi, öyle olması lazım zaten. Ben mesela arada koşmayı benim en güzel, en sevdiğim, daha doğrusu en severek yaptığım şeylerden biri. Koşmayı çok sevmiyorum ama yurt dışına çıktığım zaman o şehrin içinde koşmayı sabahları seviyorum abi. Yani böylece ne yapıyorsun? Sabah erken uyanmış oluyorsun, sporunu yapmış oluyorsun, bir de şehri gezmiş oluyorsun. O yüzden ben koşu ayakkabılarını mutlaka koyarım çantanın bir köşesine. Orada selam veriyorlar abi koşanlar. Evet. Abi öyle güzel bir kafa ki şey yapıyor yani. Hani yalnız değilim, beraber koşuyoruz. Biz bir grubuz şeklinde oluyor yani. Bu muhteşem bir hissiyat. Bizde asansörde millet birbirine selam vermemek için ekstra çaba sarf ediyor. Aman nereye baksam, ne olsa falan, telefon da çekmiyor artık, nasıl yapabiliriz şeklinde. Hani yaşlı muhabbeti yapmak istemiyorum ama yani gerçekten şu. Aynen öyle. Bu kadar zor olmamalı ya. Niye nefret ediyoruz ki birbirimizden bu kadar abi? Herkes birbirimize denk geldiği zaman gözler şunu yap abi yani. Niye bu kadar zor yani? Merhaba, eyvallah, tamam, iyi günler. Deme bunu da bir gül yani, bir şey yapıyor. Ne oldu? Bana mı var? Dedim. Aynen öyle. Yani ama işte böyle. Bilmiyorum işte. İnşallah. Houston'da, gençlerle beraber düzelteceğiz bunları. Houston'da koşular falan oluyordu mesela, öyle gençlerin düzenlediği. Houston'da genelde problem olur ama. Aynen. Şey yapamıyor değil mi? Yalnız bir şey değil mi? Harbiden problem oluyor ya. Nedir problem? Yani bazen mesela... Sen de bir sene Amerika'ya gittin Altar, bizi de izliyorsun Amerika'ya. Yo, sen de gittin. Bırak Allah aşkına. Sen de gittin ama. Gittim diye böyle Amerika'ya. Hep bu çocuklar hep bunun şeyini yaşıyorlar, psikozunu. Bu çocuk Amerika'ya gitmiş, biz niye gitmedik diye ağlıyorlar bu çocuklar. Onlar da gitsin. Zaman. Bırak Allah aşkına ya. Niye, sen de gittin ama. Ben şimdi Amerika'ya gittim ama çamur atma, ben dönercide çalıştım. Ya dönercide mi çalıştın? Dönercide Rice of Chicken diye dönerci yapıyorlar abi. Onda da zaten çok güzel kitliyorlar, ayrı konu. Onlara da buradan selamlar. 20 dolarımın hala ben peşindeyim, ayrı konu. Ay. Yani, şarkı söyleyecek miyiz? Son 7 dakikaya girdik. Şarkı verelim, ondan sonra güzel son bir konuşmayla yayınımızı bitirelim. Tamam abi, ne konuştuk ama ya millet. O zaman size çok farklı bir şarkı mı çalayım, yok ne çalayım? Kibariye var mı Kibariye? Yok be abi, bende o tarz ben yok. Ben Kibariye'yi çok seviyorum. Gerçekten. Bak, dinlediklerimin yanında çok severim. Kibariye'nin coverları. Şey mesela, Şebnem Ferah coverı var mı Kibariye'nin? Sil baştan. Yok abi ya, onları çalmam ben. Niye? Ben şey çalacağım. Dur. Nervo çalacağım. Region. Region, bölge. Bölgemize sahip çıkalım diyoruz. Aynen öyle. Bu da çok iyi gerçekten. Çok iyi bir ikili. Belki dinliyorsundur, bilmiyorum ama. Nervo, biliyorum. Nedret'le Volkan. Yok ya abi, hiç yakından. Nervo. Fu. Şeyi seviyorum ben. Drum and bass mi oluyordu o şey? Neydi o? Genç, yaşı küçük olan şeyci, dubstepçi. Neydi o? Skrillex mi? Fatatatatatatam. Onu seviyorum. Onun kliplerini seviyorum. Güzel klipler çekiyorlar çocuğa. Evet. Neydi bir tane şey vardı. Child Molest ile ilgili bir klibi vardı. Güzel klipleri var. Evet. Programımızın sonuna doğru geliyoruz sevgili izleyiciler. Böyle programlar vardı. Sen hatırlamazsın. Küçüksün. Böyle kırık dümen. İşte aşk günleri falan filan. Bu adamlar böyle saat 12-1 gibi çıkarlardı radyoda. Radyonun radyo olduğu dönem. Herkes radyo dinliyor. Çünkü televizyonda var televizyonda ama yani çok böyle bir iki tane Magic Box, Star, Tele 10 böyle televizyonlar var. Belli bir yerden sonra bitiyor. Yığınla kanal yok. Yığınla kanal yok.
Ondan sonra şeyler vardı böyle. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam sizlere şiirin lezzetini, tadını ve kokusunu duyuracağız. Evet, Üsküdar'dan Hilmi yazmış. Aşk sensizlikse, sensizlik aşktır. Dokunduğum her nesne seni bana anlatır diyor falan. O ne abi böyle ya? Oldu bence ama hiç fena değildi. Yani böyle, böyle hikayeler var abi. Böyle şiir programları falan vardı. Kırık Dümen falan. Onlar çok tutardı yani. Şu anda da kendimi böyle konuşuyor gibi hissettim. Böyle altar. Vallahi abi bakıyorum da gelecekteki planlarını çok merak ediyorum. Bu kadar hani şey bakıyorum yapıyorsun. Bakıyorum da sen de bir şey olmamış ya. Yok, kaç çok merak vermiş, ediyorum. Hani çünkü diyorsun üç, ki bir dakika değil. Ya bir dakika. Diyorum ki abi hani radyoyu bu kadar istek şey yapmak istiyorsun. Bakalım ileride seninle radyo ile ilgili neler göreceğiz. Ben bunu çok merak ediyorum çünkü. Vallahi abi bana şunu ayarlı. Bana Cem Yılmaz diyordu, bana yeterli koşullar sağlansın. 3 yılda cilalı taş. Bana yeterli unsurlar sağlansın. Biz köken olarak göçmen olduğumuzdan dolayı böyle az çalışmayı seviyoruz. Gidelim stüdyoya. Bana çok bu radyoculuk çok teklifi geldi. Çok yalandır ya. Bana bütün projeler geldi mesela. Şey geldi. Akasya durağı geldi. Yaprak dökümü geldi. Yok hakikaten bu radyonun radyo olduğu zamandan itibaren işte hepsinden geldi. Radyo programı yapalım. Radyo programı yapalım. Abi bir saat verelim sana. Günde birkaç günün olsun falan filan böyle. Benim en büyük problemim bu noktada bir yere gitme durumu. Ya yani onu aklım almıyor. Yani radyonun mobil olabilmesi gerekli diye düşünüyorum. Yani o yüzden bu koşullar sağlanabilirse, yapabilirsem bunu. Bunu istiyorum yani işte internet ortamındaki radyolar canlı olmak zorunda değil. Biz onu kaydedip güzel bir zamanda podcast olur, bir şey olur, bir şekilde onu insanlara ulaştıralım istiyorum yani. Bu bir proje. Periskop belgesel aslında ama. Periskop vardı, artık periskop tutmadı değil mi abi? Tutmadı değil, artık periskop ben size söyleyeyim açık açık et pazarı. Artık o noktaya gelmiş. Bana yeni gösterdiler periskopa. Soyundum bekliyorum falan. Böyle yani. Periskop böyle olmuş abi. İyi ki bırakmışım onu. Yani o var. Yani biraz daha dinleyici kitlesinin bilinçli olduğu ve görsellikle alakalı değil de bir şeyler dinlemek istediği, bir şeyler olursa işe yarar diye düşünüyorum. Bunu yapmak istiyorum. Gelecekle ilgili planlarımı toparlayayım. Belgesel çekmek istiyorum. Bir tane bir belgesel fikri var kafamda yönetmen olarak. Tiyatro yapacağım herhalde gelecek sene. Bir tane de şimdi bir televizyon filmi var. Onunla alakalı planımız, takvimimiz uyarsa onu yapacağım. Onun dışında longboard'a ağırlık vermek istiyorum. Surf yapmak istiyorum. Yelken zaten yapıyorum. Ondan sonra ailemle mutlu mesut vakit geçireceğim. Kız arkadaşım yok senin gibi. O yüzden kafam çok daha rahat. Altlar delirdi. Altlar çok pis bakıyor şu anda. Yok, yengemize selamlar. Tekrar. Yani böyle genel olarak böyle yani. Çok da yoğun değil ama biraz yoğun. Dublaj devam ediyor zaten. Onunla devam eden şeyleri saymıyorum yani. Bu. Surf ile ilgili de yardımcı olabilirim. Şile'de surf ekibimiz de var. Var mı? Var var. Şey biraz mi? Biraz tehlikeli ama. Rüzgar sörfü mü? Yok, bildiğin sörf ya. Danus Surfing denilen bir kulüp var. Dalga sörfü. Dalga. Vay anasın. Var mı öyle dalga orada? Var. Yani oluyor. Şey var mı? Bu neydi? Board olan. Wakeboard mu? Wakeboard değil. Rüzgarlı. Ha, onu da benim bir arkadaşım yapıyor. Serap Kulan diyor. Ona da buradan selamlar. Neydi o? O, ya onun adını ben de unuttum ya. Şey neydi o ya? Paraşüt yukarıda, altta da kayıyorsun. Windsurf. Hayır, wind şey. Millet büyük dalga geçecek. İnternet olsa bakacağız yeminle ya. Serap'ı mı arasak ya? Serap. yayında Serap. Serap'ın soyadı ne? Serap'ın soyadı... Öyle bir clown'lu mu lan? Clown gibi bir şey ya. Böyle değişik bir soyadı var onun. Vay anasın. Palyaço. Herhalde. Hepimiz palyaço değil miyiz? Sahneden indiğimiz zaman ağlamaklı olmaz mıyız hepimiz de? Kırık Dümen programının sonuna doğru yaklaşırken izleyici mektuplarından Adnan sizlerle beraber. Adnan diyor ki... tamam hadi artık. Tamam abi, ben yayını bitiriyorum. Evet değerli dinleyicilerim, bugün Serhan Arslan bize konuk oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Altar aşkın son noktası.
diyorum ben de. Arkadaşlar ben de teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi'ndeki bütün arkadaşlarımıza da saygılar, sevgiler. Çok seviyoruz. Burada da biz çok güzel bir ekiptik. Onlara da ellerine sağlık diyoruz. İnşallah uzun süreli ve yepyeni dünyalara açılan bir başlangıç olur hepiniz için. Siz güzel filmler çekersiniz. Sen güzel programlar yaparsın. Sizin gibi arkadaşlara ihtiyacımız var. Çünkü akıllı işler giderek azalıyor. Bu akıllı işleri de yapan sizler olursunuz umuyorum. Çok güzel işler. Alkışlarız böyle. Gönülden alkışlarız sizin yaptığınız işleri. Onu istiyoruz sadece. O zaman yayınımı Lady Gaga ile bitiriyorum. Gaga. Gaga. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.